Kanal ve ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 6 Temmuz 2019 günlerden cumartesi. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Şimdi gündemden öne çıkan başlıklar geliyor. Startını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesinin lansmanı gerçekleşirken aynı saatlerde trafik ekipleri de motosiklet sürücülerine proje hakkında bilgi verdi. Antalya bugün deyim yerinde ise adeta yandı kavruldu. Termometreler bazı yerlerde 42 dereceyi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kıyı kanununa aykırılıklarla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından sahildeki birçok engelleyici yapıya müdahale edildi. Rusya'dan Antalya'ya gelerek bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yatırım yapmak isteyen 5 Rus iş adamı tam 18 milyon avro dolandırıldı. Mağdur iş adamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal ve hafta sonu ana haberde. Özetlerimizi izledik, haberlerimizi detaylandıralım. Şimdi Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesinin startı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilmişti. Aynı saatlerde Manavgat ilçesine trafik ekipleri de motosiklet sürücülerine proje hakkında bilgi verdi. Bu esnada motosiklet sürücülerinin kasklarının oturaklarının altından çıkması ise dikkat çekiciydi. Sayın Bakanımız için bir hoş geldin alkış istiyoruz. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'ya geldi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesinin startını verdi. Motosiklet kullanımı giderek artmaktadır. Bu güzel ve umut verici bir gelişmedir. Ancak aynı gelişmeye paralel şekilde kask kullanımını, diğer koruyucu ekipman kullanımında hep birlikte yaygınlaştırmak zorundayız. Bakan Soylu'nun basın toplantısı düzenleyip projenin detaylarını anlattığı anlarda Manavgat ilçesinde trafik polisleri de proje ile ilgili sürücülere bilgilendirmek için uygulama yaptı. Polisin broşür ve bilgilendirme için durdurduğu kasksız motosiklet sürücülerinin büyük çoğunluğunun motosikletinde kaskı olmasına rağmen takmadığı gözlendi. Sürücülerin kafalarında olması gereken kasklar koltukların altından çıktı. Polis bugün özel sadece uyarı yaparken kaskları koltuk altından çıkan motosiklet sürücülerini uyardı. Polisin uyarılarının ardından sürücüler koltuk altlarındaki kaskları çıkarıp başlarına geçirerek yollarına devam etti. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Antalya'da etkisini daha fazla hissettirdi ve Antalya bugün deyim yerinde ise adeta kavruldu. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte kuru ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Kent merkezinde kalanları sıcaktan kurtaransa ağaç gölgeleri ve çeşmeler oldu. Antalya bugün kelimenin tam anlamıyla yandı kavruldu. Termometrelerde hava sıcaklığı 39, nem ise %11 olarak ölçüldü. Kentin bazı noktalarında ise termometreler 42 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen tatilciler dünya ünlü Konyaaltı sahiline akın ederken denize girmeyenler ağaç gölgelerinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken bazıları da ailecek piknik yaptı. Sahil Yaşam Parkı içine kurulan ve yerden su püskürten fiskiyeler çocukların eğlence mekanı oldu. Tatlı suyla serinleyen çocuklara aileleri de eşlik etti. Sıcaktan etkilenen sokak köpeklerine vatandaşlar plastik kaplarla su bıraktı. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları Antalya'yı şu günlerde adeta kavuruyor dedik. İnsanlar gibi hayvanlar da bu sıcaklıklardan önemli derecede etkileniyor. Hayvanların sıcaklık nedeniyle susuz kaldığı bu günlerde Muratpaşa Belediyesi örnek bir davranışa imza attı. Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakımları yapılırken ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan su ve mama kapları sık sık kontrol ediliyor. Yapılan bu uygulamayla sokaktaki minik dostlarımızın susuz kalmaması sağlanıyor. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti.
merkeze sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken, sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynamalarına izin verilip serinletiliyor. Bununla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçenin farklı noktalarına önemli bir bölümü parklarda bulunan mama ve su kaplarını kedi evlerine tek tek kontrol ediyor. Veteriner hekimlerin de eşlik ettiği ekipler mama ve su kaplarını doldururken kırık ya da çatlak olanları değiştiriliyor. Yüksek sıcaklıklara bağlı sıvı kaybının hayvanlarda çeşitli hastalıkları beraberine getireceği uyarısına bulunan veteriner hekimler herkesi kapılarının önünde bir kap su bırakmaya davet etti. Sıcak havanın etkili olduğu Antalya'da ne yazık ki orman yangını haberleri de gelmeye başladı. Serik ilçesine geçtiğimiz günlerde anızdan yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle büyüyüp ormana yayılmıştı. Aynı bölgede yine yangın çıktı ve 2,5 hektar ağaçlık alan zarar gördü. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor. Antalya'da aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı. Serik ilçesi Kuşlar Mahallesi'nde çıkan yangının ardından bu kez de Sarıhabalı Mahallesi'nde çalılık alanda yangın çıktı. Bölgedeki ağaçlara sıçrayan yangına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 6 helikopter, 5 su tankı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından alevleri söndürürken 2,5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir yangında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. Koru Mahallesi'ne villaların bulunduğu alana yakın muz bahçesine yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören elektrik hatlarında yaşanan patlamalar yürekleri ağızlara getirdi. Alevler bu kez villaların bulunduğu alandaki muz bahçelerini küle çevirdi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yerli ve yabancı tatilcilerin kaldığı villaların ve muz bahçelerinin olduğu Poyraz Koyun'da bir muz bahçesine çıkan yangın bir anda villaların çevresini ve muz bahçelerini sardı. 5 arazözün müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına villalarda tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Bazı vatandaşlar bahçelerindeki çeşme hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangından zarar gören elektrik hatlarında meydana gelen patlamalar villada yaşayan tatilcileri korkuttu. Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık 2 saate kontrol altına alınabilen ve 5 dönüm muz bahçesinin zarar gördüğü yangında yaklaşık 500 muz ağacı kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde kendi alanı dışına taşan işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarına bir kez daha müdahale etti. Yetkililer kıyı kanununa göre ilgili bazı denetimlerin yaz boyunca süreceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde kıyı kanununa göre halkın kullanımını kısıtlayıcı imalatlar belirlemiş, bunların kaldırılması için işletmelere 21 Haziran'da tebligat göndermişti. Verilen sürenin ardından da 24 Haziran'da tebligatın gereğini yerine getirmeyen işletmelerin kanuna ve sözleşmeye aykırı uygulamaları kaldırılmıştı. Konyaaltı sahilinde yapılan denetimler sırasında bazı işletmelerin halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarını tekrarladıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi aykırılıklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi avukatları, zabıta, emlak istimlak, çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı görevlilerinden oluşan ekip, 3621 sayılı kıyı kenar kanununa göre işletmelerin kendi alanlarının dışına taşmış, halkın kullanımına açık olan yerlerdeki kısıtlayıcı uygulamalarını kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halkın Konyaaltı sahilinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için kendi alanı dışına taşmış işletmelere yönelik denetimlerin her gün devam edeceğini söyledi.
Bu yıl 16 milyon turist bekleyen ve ilk 6 ayda 6 milyon rakamına yaklaşan Antalya'da kültür turları en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Turist başına 200 lirayla bir günlük keyifli bir yolculuğa çıkan turistler çilek tarlalarında dalından çilek yiyerek rehberler eşliğinde tarihi mekanları geziyor. Kazı alanlarını keşfeden turistler doğanın eşsiz güzelliğiyle deniz keyfi yapmanın da keyfini yaşıyor. Doğası, tarihi, inanç turizmi, tarımı derken Antalya kültür turizminde de rekora koşuyor. Bu yıl 16 milyon turist bekleyen ve ilk 6 ayda 6 milyon rakamına dayanan Antalya'da kültür turları en önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Çilek tarlasında çilek toplayıp tarihi mekanları ziyaret eden turistler Kral Yolu'nun eşsiz güzelliği eşliğinde deniz keyfi yapıyor. 2019 yılının ilk 6 ayında 6 milyon turist rakamına ulaşan Antalya'da günübirlik kültür turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Gazipaşa'ya haftada 2 gün tur düzenliyoruz. Geçen sene 4000 kişi getirdik. Bu sene sayımız biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Getirmiş olduğumuz turistler hep Litvanyalılar. Burayı çok beğeniyorlar. Alanya'dan 60 kişilik kafile halinde Gazipaşa'ya gelen turistlerin ilk durağı Çilek Bahçesi oluyor. Bu çilekler çok güzel kokuyor ve lezzetli, mükemmel. Tur rehberi eşliğinde tarihi mekanları gezen turistler yapılan kazı çalışmalarını inceleyip arkeologlardan bilgi alıyor. Güney Kalesi eteklerinde bulunan Delik Deniz olarak bilinen Kral Koyunu da ziyaret eden turistler buradaki doğa harikası karşısında mest oluyor. Bizim memleketimizde böyle yerler yok. Deniz çok güzel, ortam çok güzel, sessiz, sakin bir ortamda tatilimizi geçiriyoruz. Akdeniz'in tertemiz turkuaz suyunda serinleme fırsatı da sunuluyor. Antalya'da üretilen yavru sazan balıklar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5 milyon 100 bin pulu yavru sazan balığı, 61 ildeki 721 su kaynağını balıklandırmak üzere yola çıkarıldı. Kurum iç sulara bırakılmak üzere 37 yılda 210 milyon yavru sazan balığı üretti. Antalya'nın Kepez'i üstünde faaliyet gösteren Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde iç suların balıklandırmasında kullanılan sazan türlerinin üretimi de yapılıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 1981'de başlattığı Türkiye iç sularının balıklandırılması projesi kapsamında 37 yıldır Türkiye'de bulunan göl, akarsu, baraj ve göletlere yavru sazan balığı bırakıyoruz. Enstitünün Türkiye'nin tüm iç sularını sazan balığıyla balıklandırma gibi önemli bir görevi bulunuyor. Doğal ortamlarına uygun olarak dev havuzlarda en iyi anaç balıklardan aldığı yumurtalarla üretimini yapan enstitü, yavru pullu sazan balığının bu yılki hedeflenen sayısına tutturdu. Uzman ekipler tarafından 2,5 ay boyunca itinayla üretilen 5 milyon 100 bin yavru sazan balığı, Türkiye'nin 61 ilinde 721 iç suya bırakılacak. Yaklaşık 5 milyon 100 bin adet Cyprinus carpio, yani halk dilinde pullu sazan olarak bilinen balığı enstitümüzün kuluçkanesinde tam kontrollü yöntemle, çipleme yöntemiyle en iyi karakteri gösteren anaçlardan seçtiğimiz, ürettiğimiz balıkların yavrularını yaklaşık 2,5 ay süreyle havuzlarımızda büyüttük. Enstitü geride kalan 37 yılda 210 milyon yavru sazan balığını iç sulara bırakma başarısı gösterdi. Öte yandan üretim sürecinde uzman personelin anaç sazan balıklarında sağım yapması renkli görüntüler oluşturdu. Özel olarak seçilen anaçlardan alınan yumurtalar 2,5 aylık bir sürecin ardından yavru aynalı sazan balığı haline geldi. Yavru balıkların görüntüleri de su içinden kaydedildi. 2,5 aylık bir çalışmayla elde edilen balıklar iç sulara salınmak üzere yola çıktı. Kamyonlara yüklenen balıklar 21 ilde dağıtılacak. 21 ile balık dağıtacak. Toplamda dağıtım süreci bittiğinde 61 ile ve 727 kaynağı balıklandırmış. Balıklandırmayla hem iç sulardaki vatandaşların balık etine ulaşabilmesi hem de amatör olta balıkçılarına yeni bir faaliyet alanı oluşturuluyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Demireçayağızı Limanı'nda Mavi Kart Otomasyon Sistemli Atık Kabul Tesisi kurdu. Sistemle teknelerden alınan atık sular kanalizasyon şebekesine entegre ediliyor, böylece Akdeniz suları korunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, gemi atıklarının kolay bir şekilde alınmasını sağlayan Mavi Kart Otomasyon Sistemi Atık Kabul Tesisi'nin bir yenisini Demre'de açtı. Çayazlı Limanı'nda hizmete giren tesiste 2 adet Mavi Kart Otomasyon Ünitesi, 5000 litre kapasiteli sintine tankıyla 2000 litre kapasiteli atık yağ tankı yer alıyor. Teknelerden sistemle alınan evsel atık sularsa kanalizasyon şebekesine entegre ediliyor ve böylece Akdeniz korunuyor. Daha önce atıklarını vidanjörle taşıyan tekneciler hem maddi hem de zamansal tasarruf sağlıyor. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, limanda 42 tekne bulunduğunu ve bunların her birinin günde 500 litre atık bıraktığını söyledi. Ya günlük biz burada 42 tane tekne kooperatifte kayıtlı teknemiz var. Ortalama 500 litre bir atığı olsa 42 tekne. Bunun yanı sıra küçük tekneler de var. Sadece kooperatif tekneleri bu kadar. Onlara da biz yardımcı oluyoruz. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz bu konuda. Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ise tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gördüğünüz gibi yani tertemiz. Şimdi bu atık alım tesisinde yapılmasıyla devreye girmesi artık Kekova bölgesini yani bu denizi temiz tutma açısından çok yararlı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen, bize destek veren bütün daire amirlerimiz, Muhittin Başkanıma, yani bu tesisi bize kazandıkları için herkese teşekkür ederim. Isparta'da İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirketin metruk haldeki binalarında yapılan tatbikatta gerçeğe uygun olması için ateş yakılıp enkazlar kullanıldı. Isparta'da AFAD tarafından kentteki ilafet müdahale planı kapsamında saha uzantılı bölgesel masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği Isparta merkeze bağlı Çoban Nisa köyünde yerin 7 kilometre derinliğinde 6.0 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Depremde oluşması beklenen afet durumlarına 26 hizmet grubunun temsilci personelleriyle masa başında acil yardım ve destek sistemi üzerinden, sahadaysa arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve yangın hizmet grupları ekiplerinin fiili çalışmasıyla müdahale edildi. Müdahaleye Antalya ve Burdur illerinden gelen destek ekipler de katıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra Isparta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çıkan yangını söndürerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yaralılar Isparta ve Antalya Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın saha uzantısından alınan canlı görüntüler de masa başındaki Isparta, Burdur ve Antalya illerine naklen yayınla eş zamanlı olarak verildi. AFS'de rolü yapan görevlilerin rollerine kendilerini kaptırarak film sahnesini aratmayan bir performans sergilediği tatbikat başarıyla tamamlandı. Şimdi ekranlarınıza çok ilginç bir dolandırıcılık iddiasını getireceğiz. Rusya'dan Türkiye'ye gelerek bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yatırım yapmak isteyen 5 Rus iş adamı. İddiaya göre Türk ortakları ve eşi tarafından 18 milyon avro dolandırıldılar. Sahte evraklarla şirketi başka kişilere satan çifte iş adamları dava açtı. Ancak 10 yıldır süren dava bir sonuca bağlanamadı. Mektup yazan Rus iş adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bakın nasıl yardım istedi. 2007 yılında Rusya'dan Türkiye'ye tatil yapmak için Antalya'ya gelen Rus iş adamları danışmanlık şirketi aracılığıyla turizm şirketi kurarak otel satın almak istedi. Bu kapsamda iş adamları Türk ortaklarıyla anlaşarak kurdukları şirkete 18 milyon avro yatırım yaptı. Danışmanlık şirketi sağlayan kişiler de %10 oranında ortak edildi.
Rus iş adamları adına açılan davayı takip için vekalet verilen Karosipki, tercümanı aracılığıyla iddiaları yanıtladı. Ben Türkiye yatırım yapan iş adamlarından birisiyim. Benim ve benim iş adam, benim ortaklarla Kemer Antalya'da 4 yıldızlı otel, villalar ve bir inşaat satın alındı ama Türk vatandaş tarafından dolandırılmışız ve hem otel hem villaları kaybetmiş. Ortaklarla beraber şirket bir yıl sürece sorunsuz bir şekilde çalıştı ancak 2008 yılında otelde Almanya uyruklu 3 turist sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Turistlerin ölmesinin ardından şirketin %10'luk hisse sahibi B.Y. ortak olan Rus iş adamlarına burada kalırsanız başınız belaya girer gibi sözler söyleyerek yurt dışına gitmesini sağladı. Rus iş adamlarının ülkelerine dönmelerinin ardındansa şirketin %90'lık hissesi sahte evraklarla 5 farklı kişiye geçirildi. O 5 kişi de tüm vekalet haklarını şirket çalışanı bir kişiye devredince o kişi de şirketin tüm haklarına sahip oldu. O da kısa bir süre sonra turizm şirketini ünlü bir otelciye sattı. Şirketin defalarca el değiştirdiğini öğrenen Rus iş adamları 2009 yılında Türkiye'ye dönerek dava açtı. Davalar 10 sene. 10 sene biz bu davaları sonuçlandırmak için uğraşıyoruz. Ben adaletin sağlanmasını, otelin ve villanın bize iade etmesini ve suçlu olanları, suçlu kişilerin cezalandırmasını istiyoruz. Davalar 10 sene. 10 sene biz bu davaları sonuçlandırmak için uğraşıyoruz. Yıllardır süren davalar devam ederken o süreçte 5 Rus iş adamından biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine iş adamları vekaletlerini yine iş adamı olan Karosipki'ye devretti. Şimdi ise Sipki yıllardır süren davayı takip etmeye devam ediyor. Yargı süreci devam ederken Rusya Federasyonu Özel Adalet Danışmanı ve hukuk bilimcisi Profesör Şukuratov Yuri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Yuri, Erdoğan'dan konuyla özel ilgilenmesini ve adaletin sağlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda yardım istiyoruz. Hayvana yönelik şiddet haberlerine aşinayız ancak hayvanı korumaya yönelik dava bir ilk sanırım. Antalya'da yaşayan avukat Seray Yörük bir sıra önce köpeğini döven yan binadaki komşusuna uyarıda bulundu. Kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu ve olay mahkemeye taşındı. Mahkemede ise ilginç bir uzlaşma yaşandı. İşte haberin detayları. Hayvana şiddet haberlerine aşinayız ancak bu kez yaşanan olay hayvanı korumaya yönelik. Antalya'da yaşayan avukat Seray Yörük köpeğine kötü davranan yan binadaki komşusunu uyardı ve aralarında tartışma çıktı. Yan apartmanımda oturan komşunun köpeğine vurmasıyla uykumdan uyandım. Kendisini uyardığım zaman tartışmaya başladık. Polisi çağırdım. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi olan avukat Seray Yörük komşusundan şikayetçi oldu. Savcılık aşamasında savcı hayvana kötü muameleden maalesef ki takipsizlik kararı verdi. Ki elimde video kaydı olmasına rağmen dosya sadece hakaret suçundan dolayı uzlaşmaya gitti. Yörük ise uzlaşmayı 600 kilo kedi ve köpek maması alması karşılığında kabul etti. Uzlaşmayı kabul ettim ama uzlaşmanın şartı olarak bir hayvansever olarak mama karşılığı, mama bağışı karşılığında uzlaşmayı kabul ettim. Avukat Yörük amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. En azından dedim bir ceza verilecekse kendisine bu şekilde bir ceza ya da ödül artık kendisi nasıl algılarsa böyle bir yaptırma olsun istedim. Bundaki amacım da biraz farkındalık oluşturmaktı. Çünkü ülkemizde maalesef sokaklar hayvan dolu. Elimden geldiğince bir nebze de olsa onlara yardım etmek ve dokunmak istedim. Mamalarsa birçok kurum ve kuruluşa dağıtılarak sokak hayvanlarına ulaştırılacak. Mamaları tek bir yere de dağıtmak istemedim. Birçok hayvansever, hayvan besleyen kişi alıp nasiplensin istediğim için çeşitli kişilere ve kurumlara dağıttım. Buradan İstanbul'a bile mama alan oldu. Çok mutluyum o yüzden. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte alışveriş yapan Belçikalı turist, otel kartını çaldığı gerekçesiyle dilencilik yapan bir kadını kolundan tutarak soluğu karakolda aldı. Zabıta karakoluna gelen polisler tercüman aracılığıyla turistlerden bilgi alırken, dilenci kadın yapılan işlemlerin ardından polis karakoluna götürüldü. Dilencilik yapan kadın tarafından soyulduğunu iddia eden kadın soluğu zabıta karakolunda aldı.
Olay Antalya'nın Manavgat ilçesine meydana geldi. Kolundan tuttuğu dilenci kadını Perşembe Pazarı içerisinde bulunan zabıta karakoluna getiren Belçikalı turist Develey Savamak Peter, çantasındaki otel giriş kartının çalındığını iddia etti. Peter ailesiyle beraber pazara çıktıkları arkadaşları kadından şikayetçi olduklarını belirtirken, zabıta ekipleri tarafından olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. İlk olarak dilenci kadınla görüşen asayiş ekibi tercüman aracılığıyla Belçikalı turisti dinledi. Suçlamaları kabul etmeyen ve kartın kendisine bir yararı olmayacağını söyleyen EA isimli kadın hakkında onlarca defa dilencilikten işlem yapıldığı ve para cezası uygulandığı bildirildi. Belçikalı turistler davacı olmazken asayiş ekipleri dilenci kadını alarak karakola götürdü. Bu haberimizin ardından bülteni burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.